gazetesine bakalım. Evet, ilk dört madde kritik revizyon demiş Türkiye gazetesi. Anayasanın dili değişiyor. Türk yerine her ferdinin asli unsur olduğu bir Türk milleti tanımı geliyor. Kırmızı çizgi korunacak. Yeni yılda da tanıtılacak alt başlıklarını atmış Türkiye gazetesi. Son gazetemizde Yeni Şafak olacak. Yeni Şafak gazetesi Mehmetçi Emanet manşetiyle çıkmış bugün. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 9 yıldır bitirilemeyen Lefkoşa'daki anıt mezarı için sonunda harekete geçildi. Türkiye'nin de desteğiyle anıt mezar kısa sürede bitirilecek. Mehmetçik Denktaş için 24 saat saygı nöbeti tutacak. Yani İbrahim Kahveci bıyık altından gülüyor galiba bu habere. Şöyle biraz hafızayı tazelemek lazım. Rauf Denktaş'ın devrilmesi, evet. Kuzey Kıbrıs'a Rauf Denktaş'ın devrilmesi, bu evet. Kıbrıs operasyonunu kim yaptı? Bu iktidar. <laughs> kim yapacak? ya o zaman. Rahmetli, dün e, Edip Uğur dedim ya, <laughs> Ahmet Edip Uğur, dün Balıkesir eski belediye başkanı, işte metal yorgunlukla istifa ettirilen, evet. dün onun cenazesi vardı. Evet. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Allah rahmet eylesin, Kadir Topbaş vefatı. Ağladılar. Müthiş ağladılar. Ya bunları görevden siz aldınız. Ya Rauf Denktaş'ı siz devirdiniz. Neler çektirdiler Neler çektirdiniz Rauf Denktaş'a? Ama o zaman hava başkaydı. Referandum olacak. İki taraftan da evet çıkacak. Onlar birleşince Avrupa Birliği yolu açılacak gibi bir hava yaratmışlardı. O işin öyle olmadı. Bu taraftan evet çıktı. Rum tarafından hayır çıktı. Rumlar AB'ye girdi. Biz hala bekliyoruz. Ha, o bizim suçumuz değil. O Avrupa Avrupa'nın suçu, Avrupa suçu. Tamam. Bu, bunu da şey ama yapmıyorum. Denktaş da hep uyardı. Bakın bu oyuna gelmeyelim. Oyuna, bu oyuna gelmeyin, gelmeyin, evet. gelmeyelim. Gelmeyin. Dedi. Gelmeyin. Bu oyuna gelmeyin diye uyardı. ay Bir politika yapıyorsun ve sonrasında da sanki bunu yapmamış gibi. Şimdi Denktaş'ın politikasına geri döndü. Evet. Şimdi sanki bunu yapmamış gibi davranıp bunu bu şekilde kamuoyuna vermek ilginç geliyor e, bana. konuda yani, böyle Kadir dediğim. Topbaş olayında da onu söyledim. İşte Ahmet Edip Uğur orada hı hı. da. Yani sanki bunları görevden alan, yani seçilmiş seçilmiş başkanlar bunları görevden alan, siz yoruldunuz gidin, kendileri yorulmadı, 20 yıl yorulmadı ama onlar yoruldu diye gidin diyen, ben, sanki benmişim gibi. Böyle bu iktidarın şey. bence iki özelliği var. Bir, bir şeyler yapıyor sanki kendi yapmamış gibi tam tersinde yapabiliyor. Onu da savunuyor. Bütün o mesela onu destekleyenler o durumu da savunuyor bu durumda. Mesela açık sınır politikası izliyor değil mi? Herkes ne kadar başarılı insan diye. Oraya duvar çekiyor yine alkışlanıyor. İşte faizi arttırıyor, alkışlanıyor. Faizi indiriyoruz diyorlar, gene alkışlanıyor. Ya. Yani ne yapsa böyle. İkincisi de ya her olayda sanki dün iktidara gelmiş gibi davranıyorlar. Yani 19 yıl yönetmemiş, Dün gelmiş gibi işte dün sen bahsettin ya yatay mimari yatay ya resmi de gösterdi <laughs> ne ya. güzeldi o fotoğraf her şeyi anlatıyordu dikey Hı -hı. E çıkıp diyorlar ki böyle dikey mimari mi olur yatay mimari mi olması lazım şeyleri dikler, gökdelenlere diyorlar ki mahalle hayatı gitti bizim evin <laughs> büyük özelliğimiz mahalleler Hı -hı. ya kim bitirdi kim <laughs> yaptı şimdi burada bazen mesela bana da çok söylüyorlar yani e İbrahim fırıldak mı oldun? İşte niye dönüyorsun ediyorsun? Ya kardeşim ben benim <laughs> ilkelerim aynı. ben hani ben bir insanoğluyum. Elbette hatalarımız, şeylerimiz olur. Tabii. Ama ben AK Parti'nin birçok yaptığı işi desteklemiş. Av Avrupa Birliği süreci, demokratikleşme, çözüm süreci yöntem o, yanlış o, olsa, 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 olsa bile falan filan başka o. bir şey Ama başka başka bir Şimdi bir, bir örnek. Türdü. Bir bir örnek vereceğim. Köprünün altından çok Evet. Artık. Şimdi şey peri bacaları diyesim geliyor hep şeye simge olarak öyle kaldı aklımda diye de. Bu Kapatık termik yani. santraller var hı. ya. Bu termik santraller özellikle kömürle çalışan termik santraller, yerli kömürle çalışanlar daha yüksek müthiş bir şeyi çıkarıyor. Zehirli kül. Evet. Evet. Dediler ki bunu işte bunu iki yıl iki yıl uzatıyordular hı hı. bu şey filtre takma zorunluluğunu. Hı hı. Çok maliyetli o. Yüksek bir maliyet getiriyordu. Bunu uzatıyordular şirketler batmasın, zarar görmesin diye. Hı hı. Yani şirketler zarar görmesin diye filtre takmayın, millet zehir solusun diye şey oluyordu ve en son 2019'da mı 20'de mi neydi? Tekrar uzattılar. Bir alkış, bir alkış. Efendim bakın. E, uzattılar değil mi? Uzattılar. Yani fil yine şirketler filtre takmayacak. Yine zehirli gazlar e, milletin e, işte Zonguldak'ta mesela çok fazladır. O tarım yapamıyorsun şeyde. E, zehirli. Tamamen zehirli falan. E, uzatıldı işte şey yapıldı filan Sonra kamuoyundan biraz tepkiler geldi. Ve ilginç bir şekilde. E, mecliste o Cumhurbaşkanı'nın izni olmadan geçmez. Tabii. Cumhurbaşkanı onaylamadı. Buğra'ya döndü. Bir alkış. <laughs> yaşa çok yaşa Cumhurbaşkanımız. Bak zehirli gaza dur dedi. Ya abi ben şimdi ilke İnsan hayret etmeden hmm. duruyor. Churchill'in bir sözü vardır. Kimileri diyor, ilkeleri uğruna partilerini değiştirir. Kimileri de diyor, partileri uğruna ilkelerini değiştirir. Hmm. Siyaset ilkesel olmak zorunda. Yani ilke durumu olmak zorunda. Yani dünle bugün farklı. Şimdi yeni şafak manşeti üzerinden söylüyorum. Hmm. Yani Rauf Denktaş olayında ya biraz insan İçi burkulur yani. Evet. ya yani biz bu adamı niye devirdik? Biz Şimdi Biraz önce söyledim. hani üç yele geldiler ya bunlar. Hani diyorlar üç yasaklarla yer. mücadele. Evet. Yolsuzluk. Yolsuzluk. Yoksulluk. Yoksullukla mücadele. Şimdi o üç ye unutuldu. Yine iki ye geldi diyorlar. Ama daha kötüye gitti 3 ye. Daha kötüye gitti. Daha hayır. kötüye gitti. Onlar konuşmuyorlar üç Hala, ye'den abi. bahsetmiyorlar. Yine çünkü iki ye geldi. Bir tanesi yandaşlık, Bir tanesi yalakalık. Senin dediğin gibi öyle yapıyorlar, alkışlıyorlar. Baca taktı, alkışlıyorlar. Baca söküldü, alkışlıyorlar. Her durumda meclisten geçiyor alkış. Cumhurbaşkanı reddediyor İmza alkış, imzalanıyor alkış. alkış. O yüzden Ama bu şey oldu. siyaset değil. Geldiğimiz nokta şu. Mesela ekonomide de bunu yaşıyoruz. İşte bir bakıyorsun hükümet bir ekonomi karar alıyor. Bu ekonomi örgütleri, işte yarı kamusal örgütler ve kamusal olmayan örgütler. Ama Bunlar genelde para ödemesi. Mesela muhalefete çağrı yapmak isterim bu konuda. Geldiğinizde kesinlikle şu zorunlu aidat işini kaldırın. Ben ticaret odasına üye ol, aidat ödeyeceğim. TOBA para ödeyeceğim. Ya yeter hmm. artık. Sanayi odasına para. Şu aidat zorunluluğunu kaldırın. Sendikalarla ilgili ben geçmişte çok söyledim. Bir tane işçi sendikası işçi sorunlarıyla ilgili istatistik çalışması yapmıyordu. Sonra disk başladı. Disk karıştı. Hmm. Çok Biz uzun kan. süre eleştirdim bu konuyu. Milyarlarca para alıyorlar işçilerden, oturup sendika ağalığı yapıyorlar. Bir tanesi de bu ekonomi kurumları. Yani ticaret odaları, sanayi odaları yok, esnaf odası yok, hmm. bilmem ne odası. Başlarındakiler zaten padişah gibi, şey gibi gidiyor. Hükümet bir ekonomi kararı alıyor. Diyelim ki faizi artırdı. Çok yaşa Merkez, Merkez Bankamız, neyse. çok yaşa hükümetimiz. işte OVP'ye, EYP yaptı Berat Albayrak. Çok yaşa bakanımız, çok yaşa, çok yaşa. Sonra tam tersi karar alınıyor, Yine aynı şeyler. Çok yaşa, çok yaşa, çok yaşa. İşte iki yeye giriyor bu. Yani, <laughs> bir, iki, <laughs> ya ya bir çizgi. Memleketi bir çizgi olsun, olsun oldu. ya, bir ha? çizgi olsun yani, bir çizgi olsun. Ondan sonra da, ondan sonra da şunu beklemeyelim. Biz e, alt sınıfla ilgili, taban sınıfla ilgili, işte kırsal kenar.